Tanıyorum sizi hocam ya. Bir de adını adını sordum. Dedim yukarıdan çık bizim Çaparlı Köyü'ne. Kızıltepe'ne. Kızıltepe'yi biliyorsun ki. Böyle dışarıda öğrencilerimizi görüyoruz burada. Okum çok. Aslında iki oğla beraber. İki oğla beraber hükümet asmış bu yani. İnan varmış. İdam et. Tamam. O güne kadar, hastaneye yattığım güne kadar kullanıyordum sigarayı. Çok üzgünüm ama teşhis konduktan sonra yani bir hafta 10 gün falan bayağı bir hani ne diyelim moralim bozuk gezdim. Kilo kaybım ve yeme iştahım yoktu. Kilo kaybım oldu. Çok kilo verdim yani. Bir yıl sürdü. Tamam, tedavi süreci bir yıl sürdü yani kemoterapi. Evimde de içerdim sigarayı. Çocuklar tabii bizden görerek benim olanların ikisi de içtiler sigarayı. Lisede çağında başladılar. Ben biliyorum tabii, farkındayım. Yanında içmiyorlardı ama içiyorlar, biliyorum şeyi. Onlar da günde bir paket içiyorlardı şeyde. Hanım içmiyordu bereket. Yo vardı içmeyen ama çocuklar da içiyorlardı. Ben bunu yaşayınca tabii ki örnek oldu herhalde onlara da. En çok ona memnunum. Yani benden geçti. Ben gençliğimde çok içtim. Bunun da zararını gördüm yani şeyde. Ama inşallah çocuklarım çok fazla zarar görmeden inşallah. Bilmiyorum şimdi ne iş olduğunu. Zarar görmeden bıraktılar inşallah. Sigara konusunda bir taşla üç kuş diyebiliriz. Üç kuş vurduk yani. En çok ona seviniyorum çocuklarımın. Ya içmiyorlar da şu anda, öyle bir şey de yok. Mesela şimdi öğrencilerle karşılaşıyorum. Onu da diyeyim. Ya mesela ilk aklıma gelen çocuğun, öğrencimin, işte okulda Şemsettin'de beni görenlerin ilk aklına gelen şey şu: ya hocam ne biçim sigara içiyordunuz siz, diyor. Yani demek ki yani aklında, benim öğrencimin aklında bu da çok zoruma giderdi. Zoruma gitti benim sorularda. Şu an zoruma gidiyor yani. Şu an tabii pişmanım. Yani içtiğime, o kadar sigara içtiğime, hem dediğin doğru. Yani o yönünü kendi başıma kaldığım zaman öyle hesaplıyorum, düşünüyorum da dillendirmek istemiyorum maddi boyutunu. Yani ne günahım vardı, yani ne günahı vardı kazandığım paranın o kadar sigaraya verme ve bir de bununla zehirliyorum kendimi yani. Ve buna bütün o şeylere sebep o. Sigara, haklısınız, hemen hemen tüm hastalıkların. Yani bana göre özellikle akciğer, bir de benim, ya ondan da bahsedeyim biraz, dedem. Babamın babası akciğer kanserinden 63 yaşında öldü. Babam 67 yaşında akciğer kanserinden öldü. Bütün bunu bile bile içtim günde bir paket sigarayı. Ya sanki bana bir şey olmaz gibi geliyordu yani. Ama oluyor. Oldu yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Ne var ya, nasılsın Ramazan Bey? İyi abi, ya.